Bill Gates'i tahtından ederek dünyanın en zenginleri listesinde ikinci sıraya yükselmiş bir isim. Servetinin büyük bir bölümünü son 2 yılda kazandı. Bu isim alışık olduğumuzun aksine batılı değil, daha uzak coğrafyalardan, Asya'dan. Listedeki yükselişiyle birlikte bu serveti nasıl elde ettiği merak konusu oldu. Karşınızda dünyanın en zengin ikinci insanı Gautam Adani'nin profili. Tam adıyla Gautam Shantilal Adani 1962'de Hindistan'ın Gujarat şehrinde dünyaya geldi. Annesi, babası ve 7 kardeşiyle birlikte mütevazi bir hayat yaşıyordu. Babası tekstil ticaretiyle ilgileniyordu. O da babası gibi ticarete büyük ölçüde ilgi duyuyordu ama babasının mesleği olan tekstil işini hiç sevmemişti. Onun planları başkaydı. Eğitim hayatına Ahmedabad'daki bir okulda başladı. Ardından Gujarat Üniversitesi'nde ticaret üzerine eğitim aldı. Ama ticarete atılma fikri aklını o kadar karıştırdı ki üniversiteyi daha 2. sınıftayken bırakma kararı aldı. Böylece kariyerine ve ticaret hayatına da ilk adımını atmış oldu. İlk mesleği elmas üzerine bir işti. Elmas sektörüne girmek için daha çok genç yaşta Mumbai'ye taşındı. Kariyerinin kırılma noktası ise abisinin sayesinde oldu. 1981'de abisi bir plastik şirketi devraldı ve bu şirkete yönetici olarak kardeşini seçti. Böylece Gautam daha yaşı çok gençken yönetici oldu. Aynı zamanda bu adım PVC ithalatıyla onun küresel ticarete açılan ilk kapısı oldu. Bunu polimer ithalatı izledi. 7 yıl sonra 1988'de Adani Export'u kurdu. Şirket ilk yıllarında sadece tarım ve enerji sektörü üzerineyken yıllar içerisinde sektör yelpazesini geliştirdi. 1991'de metal ve tekstil ticareti de yapmaya başladı. 1995'e gelindiğinde Mundra Limanı'nda ilk iskeleyi kurdu. Bu liman yılda 210 milyon tona yakın yük kapasitesiyle Hindistan'ın en büyük özel sektör limanı olması bakımından oldukça önemli. Sadece bir yıl sonra şirketlerine bir yenisini daha ekleyerek Adani Power'ı kurdu. Adani artık elektrik üretmeye başlamıştı. Kısa sürede şirket büyük ölçüde başarılı olmaya başladı. Bu şirket Hindistan'ın en büyük özel termik enerji üreticisi oldu. Priti Adani ile evlenen iş insanı Adani'nin bu evlilikten Karan ve Jet adında 2 oğlu oldu. Adani'nin başından 2008'de kritik bir olay geçti. O yıl Mumbai'deki Taj Mahal Sarayı'na terör saldırısı düzenlenmişti. Saldırıda 166 kişi hayatını kaybetmişti. O esnada fidye için kaçırılmıştı. Ancak fidye ödenmeden ve zarar görmeden kurtarıldı. 2009-2012 arasındaki dönemde de Avustralya'daki Abbot Point Limanı'nı ve Queensland'daki Carmichael kömür madenini satın aldı. Bu hamlesiyle enerji şirketini iyice büyütmüş oldu. 2020'de ise dünyanın en büyük güneş enerji ihalesini aldı. Aynı yıl Hindistan'ın en yoğun ikinci havalimanı olan Mumbai Uluslararası Havalimanı'nın %74 hissesini satın alarak havacılık sektörüne girdi. Tüm bu yatırımları ve farklı sektörlerdeki başarılı ticari adımları onu bu yıl önce Asya'nın sonra da dünyanın en zengin ilk 3 ismi arasına soktu. Şubat 2022'de Mukesh Ambani'yi geçerek Asya kıtasının en zengini oldu. Ağustos ayındaysa Fortune tarafından dünyanın en zengin 3. kişisi seçildi. Adani ülkesinde hayırseverliğiyle nam salmış bir isim. Kurduğu vakıfla Hindistan'ın fakir ve kırsal bölgelerinde önemli projelere imza attı. Bu projeler sadece ekonomi alanında değil, eğitim alanında da fayda sağlamak üzerine hayata geçirildi. Mal varlığından 70 milyar dolarlık bir bütçeyi yeşil enerji yatırımına ayıracağını açıklamasıyla da haberlerde adından söz ettirdi. Özellikle koronavirüsle mücadele edilen dönemde PM CARES fonuna 13 milyon dolar, Gujarat CM Yardım Fonu'na 630 bin dolar, Maharashtra CM Yardım Fonu'na ise 130 bin dolar yardımda bulunmuştu. Bu yardımlar onun adının iyice duyulmasına katkı sağladı. Şu anda Twitter'da 770 bin 600, Instagram'da ise 173 bin takipçiye ulaşmış durumda. Ama o sadece hayırseverliğiyle tanınmıyor. Ona yöneltilen en büyük eleştiri Hindistan hükümetine olan yakınlığı üzerinden geliyor. Hatta Başbakan Modi'ye olan yakınlığı nedeniyle servetine servet kattığı iddia ediliyor. Zaten baktığımızda Adani'nin inşaat projelerinin
Modi'nin inşa stratejisine harfiyen uyduğunu görüyoruz. Günümüzde Adani, petrokimya, havacılık, veri merkezi, inşaat, çelik ve savunma gibi birçok güçlü sektörde önemli bir isim ve bu sektörlerde büyük yatırımları bulunuyor. Son zamanlarda Suudi Arabistanlı petrol devi Aramco'yla da ortaklık adımları atıyor. Aynı zamanda Güney Kore ile de temasları var. Koreli iş insanı Pesco ile çimento sektöründe 10 milyar dolara aşkın anlaşma yaptı. Bunun yanında medya sektöründe de yatırımlar yapmaya başladı. Bu şekilde eğlence sektöründe de kendini gösterecek gibi görünüyor. Adani'nin aynı zamanda çok yüksek bir meblağ bağış sözü var. Dünyanın en zenginleri listesinde oldukça yeni olan bu isim sosyal amaçlarda kullanılmak üzere 7 milyar 700 bin dolar bağışta bulunacağına dair büyük bir söz verdi ama bu bağış henüz gerçekleşmedi. Eğer bu bağışı yaparsa o Hindistan'daki en büyük bağışı yapmış olacak. 16 Mart 2020'de 5,8 milyar dolar, 2 Şubat 2021'de 35,9 milyar dolar, 7 Şubat 2022'de ise 88,5 milyar dolara sahip oldu. 60 yaşındaki milyarderin serveti şu anda 152 milyar 1 milyon dolar. Böylece dünyanın en zenginleri listesinde Jeff Bezos ve Bill Gates Adani'nin arkasında kaldı. Tabii kurun dalgalı seyrine bağlı olarak liste ve mal varlığı güncellense de şirketlerinin hisselerinin rekor seviyelere yükseldiği bir gerçek. O asıl yükselişini son 2 yılda yaşadı. Adani Group 2020'den beri %1000'den fazla büyüdü. Adani zenginler listesine hızlı bir giriş yapmış olsa da bu hızlı yükseliş biraz da Amazon'un hisselerine bağlı. Çünkü listedeki bu parlama Jeff Bezos'un servetinden 45 milyar doların erimesine sebep olan teknoloji satışıyla aynı döneme denk geldi. Aynı dönemde Bill Gates'in de servetinde düşüş yaşandı. Yani herkesin serveti erirken Adani zenginleşti. Bu nedenle pek çok kişi Adani'nin ilk üçte uzun süre kalamayacağını düşünüyor. Tabii kurun dalgalı seyrine bağlı olarak liste ve mal varlığı güncellense de şirketlerinin hisselerinin